sünnetin işlevi nedir? Bir, dinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak. Yoksa o dönemde Mekke müşrikleri tevhidi bir türlü akıllarına sığdıramıyorlar. Nasıl olur diyor. Bu kadar ilah nasıl olur da bire indirgenir? Bunu anlayamıyorlar. İşte Efendimiz aleyhisselam onu anlattı. Bir omuzuma güneşi, bir omuzuma ayı koysanız ben bu davadan vazgeçmem dediği o dava tevhid davasıydı. Hayatı boyunca verdiği mücadele şirk ve şirk unsurlarını nötrize etmek ve onun yerine tevhid hakikatlerini haykırmak ve ikame etmek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın 23 yıllık mücadelesinin liste başı kavramı tevhiddir. Ama Mekke müşrikleri bunu anlayamıyorlardı. Anlamaları için büyük bir denizde bir vapur üzerinde yürürken dağlar vari dalgaların kendilerini kuşatması gerekiyordu. Kur'an'ın ifadesiyle ancak böyle bir pozisyonda onlar Allah diyorlardı. Onun haricinde Lat, Uzza, Menat, Hübel diyorlar. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'daki tevhid hakikatlerinin özellikle de Mekke döneminde inen ayetler tevhid çizgisi üzerinde o zemin üzerinde müesses olmuşlardır.